Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün programımızda iki konuğumuz var. İnformel Eğitim Çocuk İstanbul ekibinden Sibel Çetingöz ve Erdoğan Kahyaoğlu. Hoş geldiniz arkadaşlar, merhaba. Merhaba, Hoş hoş bulduk, bulduk. merhaba. Evet, yerel seçimlere bir aydan az bir zaman kaldı. Medya organları seçim sürecine yoğunlaşmış durumdalar. Ekranlar, haberler, anket sonuçlarıyla, adayların açıklamalarıyla, siyaset tartışmalarıyla dolu. Tabii sahnede olanlar yetişkinler. Biz bugün size arkadaşlarımızın gerçekleştirdikleri bir çalışmanın sonuçlarını aktaracağız. Çalışmanın adı İstanbul Çocuklara Soruyor. Ben çok araya girmeyeceğim. Çünkü oldukça geniş bir hazırlık yaptık arkadaşlarla birlikte ve slaytların da yardımıyla bu çalışmanın ürünlerini size yansıtmaya çalışacağız ve ilk sözü hemen Erdoğan Kahyaoğlu'na veriyorum. O bize informal eğitimden, Çocukluk İstanbul'dan bahsedecek. Evet Erdoğan. Teşekkür ederim. Biz İnformel Eğitim Çocuk İstanbul olarak yaklaşık 15 yıldır okul dışı eğitim alanında çocuklarla çalışıyoruz. Temel motivasyonumuz çocukların hem küresel hem de içinde yaşadıkları toplumun güncel ve önemli sorunları hakkında farkındalık ve duyarlılıklarının artmasına, işte düşünen, sorgulayan bireyler olarak kendilerini ilgilendiren konularda aktif birer özne olmalarına katkıda bulunmak. Onlara kendilerini ifade etmeleri, birlikte çalışıp düşünebilmeleri için hem keyifli hem nitelikli ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Belli konulara odaklanıyoruz. Küresel ısınma, iklim krizi ve buna bağlı sorunlar, bilimsel düşüncenin gelişmesine dönük programlar ve kent içinde bir varlık olarak çocuklar temel ilgi alanlarımız. Konumuza bağlarsak, biliyoruz ki büyüyen bir metropol içinde yaşayanlar için bir yandan büyük fırsatlar yaratabildiği gibi öte yandan da büyük sorunlarla da karşı karşıya bırakabiliyor. Ve yine biliyoruz ki metropollerde sesi daha az çıkan, çeşitli sebeplerle daha az görünür olan çeşitli kesimler var. Bunların başında da kent nüfusunun yaklaşık dörtte birini, hatta biraz daha fazlasını oluşturan çocuklar geliyor. Şöyle yaygın bir algımız var. Diyoruz ki ya işte onlar çocuk, hepsi bir şekilde büyüyorlar, geleceğin yetişkinleri olacaklar, geleceğin karar vericileri onlar gibi bir takım böyle soyut bir değer de yüklüyoruz çocuklara. Ama bu ezber önümüze iki tane sorun çıkartıyor. Birisi sorumlulukla ilgili, bir diğeri de haklarla ilgili. Şimdi şöyle bakmamız lazım. Eğer çocuklar geleceğin karar vericileri olacaklarsa, bugünün hem küresel hem de yerel sorunları konusunda dışlanmamaları, farkındalık ve duyarlılıklarının arttırılması, üzerinde düşünmelerinin sağlanması gerekiyor. Kent özelinde ifade etmek gerekirse, bir bütün olarak yaşadıkları kentin gelişimine dönük içgörüleri, düşünceleri, kavrayışları ve enerjileri olan bir grup olarak dikkate alınmaları gerekiyor. İşin diğer yönü ise eğer çocuklar varsa ve her zaman var olmaya devam edeceklerse onların çocuk olmalarından kaynaklanan hakları var, talepleri var, istekleri var, ihtiyaçları var. Kentin inşa sürecinde onlara da söz hakkı verilmesi, bu sürece aktif olarak katılmalarını sağlamak bir lütuf değil, bir hak aynı zamanda. Çocuk haklarının bir parçası. Biz şimdi çıktılarını paylaşacağımız kapsamlı bir projeyle çocukları duymak, dinlemek, anlamak istedik. Onların kendilerini rahatça, özgür bir ortamda ifade edebilmelerini, yaşadıkları kentle ilgili aktif özneler olarak süreçlere müdahale etmelerine destek vermek istedik. Onlarla birlikte çalışırken de buna ne kadar istekli ve hazır olduklarını ve bunu güçlü bir şekilde talep ettiklerini de gördük. Şimdi belki yavaş yavaş şeye girebiliriz Evet, hemen o zaman projenin. Sibel'e söz verelim. O bize bu proje nasıl başladı, nereden başladı, hangi amaçla olduğunu esas itibariyle senin anlattıklarından anlıyoruz tabii. Evet Sibel.
Tamam, çok söylenecek çok söz var. Daha doğrusu çocukların çok sözü var. Mümkün olduğu kadar hızlı anlatmaya çalışacağım. Şimdi İstanbul Çocukları Soruyor projesi çocukları kent politikalarında nasıl daha görünür hale getirebiliriz sorusuna bir yanıt olarak geliştirdiğimiz aslında üç aşamalı bir modelin ilk halkası ve adımını oluşturuyor. İlk aşamada çocukların yaşadıkları kente doğrudan kendi algıları ve deneyimleriyle nasıl, ne şekilde tanımladıkları, herhangi bir yönlendirme yapılmaksızın kendilerini etkileyen ve ilgilendiren sorunları yine kendilerinin ifade etmeleri ve kendi bakış açılarıyla çözüm önerileri geliştirmelerini hedefledik. İkinci aşamada çocukların ifade ettikleri bu sorunlarla doğrudan bağlantılı olarak yerel yönetimin ilgili bölüm ve birimleriyle, yöneticileriyle yapılandırılmış bir dizi toplantıda çocukları bir araya getirerek doğrudan kendilerinin aktarmalarını, tartışmalarını sağladığımız İstanbul Çocuklarla Konuşuyor adımını gerçekleştirdik. Üçüncü aşama ise yine tüm bu süreçleri ayrıntılı olarak raporlandırmamızın ardından yerel yönetimin kısa, orta ve uzun vadeli çocuk stratejisini oluşturmaları, çocuklarla birlikte gözden geçirmeleri ve uygulamaya koymaları olan üç ayaklı bir model oldu. Şimdi bu bulgularımıza geçmeden önce hangi yöntemle, nasıl bir süreçle ulaştık? Onun bir çerçevesini çizmeye çalışayım hızlıca. Ayırt edici özelliği İstanbul Çocuklarla Soruyor projesinin yetişkinlerin ve karar vericilerin genel olarak çocuklarla ilgili bir şeyler yapmaya karar verdikleri zaman genel olarak yapıla geldiği gibi belli soruları çocuklara yöneltip onların cevaplarını beklemek yaklaşımını tersine çevirerek çocukların aktif katılımıyla kendi gündemlerini kendilerinin oluşturması yaklaşımıydı. Yani daha basitçe aktarırsam belli anket sorularını çocuklara yöneltip onların cevaplarını toplayıp analiz etmemiş olduk. Başlarken biz de hangi konu başlıklarının çocuklar için önemli olduğunu, onların öne çıkardıklarını bilmiyorduk. Biraz sonra göreceğimiz o konu başlıkları bizim adını koyduğumuz konu başlıkları değil, çocukların adını koydukları konu başlıkları oldu. Bir diğer deyişle yukarıdan aşağıya çocuklar için değil, aşağıdan yukarıya çocuklarla birlikte oluşturulmuş bir çalışma olması ayırt edici özelliği oldu bunun ve projeyi de İstanbul Kent Konseyi işbirliğiyle gerçekleştirdik. İlk slayta geçiyoruz. Şimdi konsept içerik geliştirme ve materyallerin hazırlanması, işte paydaş ağının oluşturulması gibi uzun bir hazırlık döneminin ardından uygulamalar Aralık 2021 ve Mart 2022 arasında gerçekleştirildi ve en geniş katılım sağlanmasını hedefleyerek hareket ettik. Toplamda 6.601 çocuğun katılımını sağlamış olduk bu projede. 6-14 yaş, değil mi? 6-14 yaş grubu, evet, önemli 6-14 yaş grubu. Bir sonraki slaytımızda bu geniş katılımı nasıl sağladık? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bölüm, birim ve iştirakleri, ilçe belediyeleri, ilçe kent konseyleri, eğitim kurumları, STK'lar, kütüphaneler, farklı alanlarda faaliyet gösteren informal eğitim aktörlerinden oluşan toplam, burada da hepsini tümünü birden gördüğümüz 52 paydaşlı, zengin ve yaygın bir paydaş ağının katkısıyla gerçekleştirdik bunu. Bu neyi sağlamış oldu? Neyi beraberinde getirdi? İstanbul'un her bölgesinden ve her kesimden çocuğun böylece katılımını sağlamış olduk. Derin yoksulluk ağından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne kadar, Eğitim Gönülleri Vakfı'na kadar hepsi paydaşlarımızın içindeydi. Ve böylece İstanbul'da yaşayan çocukların görüş ve düşüncelerini çok büyük ölçüde temsil ettiğini
Böylelikle söyleyebiliriz projenin. Proje bir metafor etrafında şekillendi. Bu şekilde şekillendirdik. Bakım metaforundan hareketle çocuklar birer bakım ustası rolü üstlendiler ve önce kendi zihin vizörlerinden İstanbul'un rengi, sesi, kokusu çağrıştırdıkları ile bir fotoğrafını çektiler. Ardından İstanbul'u masaya yatırdılar ve bir İstanbul uzmanı olarak ayrıntılı bir biçimde gözden geçirerek İstanbul'u bakıma aldılar. Bu rolleriyle İstanbul'un iyi işleyen yönlerini de gurur duydukları, olumlu gördükleri yönlerini de ortaya koydular. Aynı zamanda bakım gerektiren, kendileri için sorun olan yönlerini de belirlediler. Burada da durmadılar. Hemen ardından bu sorunlara yönelik kendi çözüm önerilerini de Ve geliştirdiler. farklı Bakım diller görüyorum. taktiklerini. Farklı diller görüyoruz şu an Evet, bu tekrardan. işte Evet. bu çeşitliliği sağlamak, çocukların temsil gücünü arttırmak için Suriyeli mülteci çocuklara da ulaşmayı hedeflediğimiz için farklı dillerde de uygulamalar gerçekleşti. Evet, şimdi bulgulara geçecek olursak ilk olarak İstanbul'un fotoğrafını çektiler. Bu fotoğraf sadece görsel bir fotoğraf değil, rengi, sesi, kokusuyla daha canlı yaşayan bir fotoğraf oldu. Çocukların İstanbul algılarının oldukça aslında karışık ve çelişkili olduğunu da görüyoruz. Yani doğasıyla İstanbul'u öne çıkarırken aynı zamanda mavi bir İstanbul'un gri bir İstanbul ile yarıştığını gördük çocukların fotoğraflarında. Kuş sesleri, trafik ve korna sesleri arasında kaybolduğunu gördük. Kente yayılan egzoz ve benzin kokusunun baskınlığı ortaya çıktı. Dolayısıyla aslında İstanbul fotoğrafı böyle çocukların gözünden çok iç açıcı bir fotoğraf değil. İstanbul'un bir sonraki Şey Sibel, hele belki şey ekleyebilirim. Daha büyük yaş gruplarına doğru gittiğimizde böyle analizler de yaptık kırılımlara göre. Sibel'in söyledikleri biraz daha üst yaş gruplarda çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet, daha gerçekçi bir fotoğraf daha büyük çocuklarınki. Şimdi İstanbul'a madalya verdiler, yani ödüllendirdiler İstanbul'un bazı şeylerini, gurur duydukları yönlerini söylediler. Ve burada daha çok en fazla madalyayı tarihi ve mimari eserlerine, denizlerine, sahillerine, Kız Kulesi, Galata Kulesi gibi sembollerine vermiş oldular. Aslında bu madalyaları bize, hepimize, yöneticilere, İstanbul'da yaşayan herkese de güçlü bir mesaj niteliği de taşıyor. Çocuklar madalyaları ile bir yandan da madalya verdiğimiz bu şeyleri lütfen koruyun, daha da arttırın, zenginleştirin, önemseyin demiş oldular bize, hepimize, yöneticilere. Ve evet, gelelim sorun başlıklarımıza. Gürhan, buraya gelirken videoyu göstermek mümkün mü? Biraz sonra göstereceğiz. Tamam. Şimdi elde ettiğimiz bu verilerin istatistiki analiz ve değerlendirmesi sonucunda çocukların kentin bakıma alınması, iyileştirilmesi gereken eksik ve yetersiz gördükleri yönlerine dair ifadeleri burada gördüğümüz 9 konu başlığı altında ve bunların alt başlıkları ile ortaya çıkmış oldu. Sorunlar grafikte gördüğümüz şekilde sıralanmış oldu. Bu bir sıralama burada gördüğümüz. Bir sonraki slaytta alt başlıkları ile hangi alt başlıklarla bu konu temaların ortaya çıktığını da görmüş oluruz. Bir sonraki slayta geçebilirsek. Evet, teşekkürler. Şimdi bu bize bu şekilde gördüğümüz, baktığımız zaman çocukların kenti yetişkinlerin çoğu zaman zannettikleri gibi sadece oyun parkları, oyun alanları, okul bahçeleri gibi alanlarla sınırlı olmadığını, doğa ve çevreden
toplumsal yaşama, kültürel ve sosyal etkinliklerden ekonomiye kadar pek çok makro konunun, sorunun çocukların gündemlerinde olduğunu görmüş olduk. Bu bize aynı zamanda bu tür bir çalışma, benzer bir çalışma yetişkinlerle yapılabildiği zaman yapılsa idi, aslında benzer temaların ortaya çıkabileceğini de düşündürüyor. Yani biz kentleri çocuklar için bu başlıklar üzerinden daha yaşanabilir hale getirdiğimiz zaman aslında yetişkinler için de daha yaşanabilir, daha hoşumuza giden kentler yaratabileceğimizi söyleyebiliriz. Çocuklar bu konularda çok net, sansürsüz ve kendilerine özgü biçimde ifadeleri var. Biraz sonra bu ifadeleri doğrudan onların cümleleriyle görmüş olacağız. Şimdi bu konu başlıklarına böyle içine kısacık ve hızlıca gireceğiz bundan sonraki bölümde. Doğa ve çevre çocukların en yoğun sorun ve çözüm önerisi olarak ifade ettikleri temaların başında geliyor. Yani en çok boğuştukları konu, en çok dert ettikleri konu doğa ve çevre. Projeye katılan her üç çocuktan birinin doğa ve çevre konusunda bir derdi olduğu, sorun ifade ettiğini söyleyebiliriz. Bunların alt başlıkları var ve biraz sonra slaytta bunların dağılımını da görebiliriz. Çocuklar bu başlık altında en yoğun yeşil alanlarla ilgili sorunlara değiniyorlar. Evet, buradaki en üstteki pie chart'ta gördüğümüz gibi yeşil alanlar en büyük dertleri. Bunu hemen çevre, hava ve deniz kirliliği ile ilgili sorunlar izliyor. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve bağlantılı olarak orman yangınları da onların sorun olarak gördükleri konulardan bir diğeri. Yeşil alanlarla ilgili de en çok yeşil alanların yetersizliğine, var olanların ise korunmamasına vurgu yapıyorlar. Bu hemen ardından kirlilik ve çöpler de çevre sorunlarının başında geliyor. Bu slaytta çocukların doğa ve çevre ile ilgili çözüm önerilerinden örnekler görmüş oluyoruz. Konuşma balonları doğrudan onların ifadeleri, cümleleri. Çizimler ise İstanbul'u daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için bizim bakım talimatları olarak isimlendirdiğimiz kendi tasarımları, çözüme yönelik tasarımlarından oluşuyor. Şimdi burada zaten sizler de görebilirsiniz ekranda, ama çocukların ifadeleriyle doğa ve çevre konusunda nasıl çözüm önerileri var? Birkaç tanesini onların ifadeleriyle olduğu için okumak isterim. Mesela sahillerin otellere değil yeşil alanlara ayrılmasını istiyorlar. Doğum günlerinde belediyenin doğum günü hediyesi olarak onlar adına ağaç dikmesi, çöp kutularının tasarımlarının daha cazip hale dönüştürülmesi. Mesela çöp kutularını biz tasarlayabiliriz, çizebiliriz diyorlar. Belediyenin kendi kullandığı elektriği kömür yerine rüzgar, güneş gibi temiz enerji kaynaklarından elde etmesini istiyorlar. Yine belediyenin küresel ısınma ile ilgili çocuklara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapması, projeler yürütmesini talep ediyorlar gibi somut talepleri var. İkinci çocukları doğa ve çevreden sonra en çok vurguladıkları sorun başlığı bizim ulaşım ve hareketlilik adı altında isimlendirdiğimiz başlık. Çocuklar burada en çok arabalar ve trafik konusunu öne çıkarıyorlar. Yani burada da görüyoruz %84'ü, yarısından çok daha fazlası arabalar ve trafiği
Trafikten bıktım artıkla. Çok yoğun bir biçimde tam onların cümlesidir bu. Bir sonraki slide'da görüyoruz bu şeyde de arabalar ve trafik. Hemen ardından yayalar toplu taşıma ve bisiklet kullanımı sorunlarına işaret ediyorlar. Aşırı yoğun araç trafiği, kurallara uyulmaması, kaldırım sorunu. Çok büyük bir sorun çocuklar için kaldırım. Yaya yollarının, yaya geçitlerinin yetersizliği, toplu taşımanın pahalılığı ve yine yetersizliği çocukların en yoğun olarak vurguladıkları sorunlar arasında. Kaldırım arıyorum diye çocuklar ve bulamıyorum diye ifade ediyorlar. Buradaki çözüm önerilerinde yani ulaşım hareketlilik başlığı altındaki çözüm önerileri arasında mesela meydanlar yayalar için belli günlerde trafiğe kapatılsın diyorlar. Her yerde kaldırım olsun. Kaldırımlar daha alçak, daha geniş, daha özenli yapılsın lütfen diyorlar. Yaya geçitlerinin dikkat çekici olması için yaratıcı çözüm önerileri var. Mesela üç boyutlu renkli, üzerinde dur, üzerimden hızlı geçme yazılarının bulunduğu özel tasarımlar geliştiriyorlar. İstanbul bir deniz şehri ancak ulaşımda denizden çok az yararlanılabiliyor. Deniz ulaşımını arttırsın belediye diye talepte bulunuyorlar. Kent yaşamı çocukların sorun olarak gördükleri gündemlerinde üçüncü sırayı oluşturdu çok büyük bir başlık olarak. Hem çözüm önerileri hem ifade ettikleri sorunlar çok yoğun. Bu başlık altında en çok yapılaşmaya vurgu yapıyor çocuklar. Yapılaşma, fazla binalar, güvenlik, gürültü, nüfus yoğunluğu, kalabalık en çok ifade ettikleri sorunlar arasında görüyor. Biraz sonraki grafikte bunların tümünü görebiliyoruz. Hepimizin en güncel konularından olan deprem konusu çocukların da gündeminde. Burada da gördüğümüz gibi. Çözüm önerilerine geçtiğimiz zaman yapılaşmayla ilgili çözüm önerileri yine pek çok yaratıcılığı da içeriyor. Her yapılan bina için belirli sayıda ağaç dikilmesi, yeni binalar için mutlaka bahçe zorunluluğu getirilmesi mesela. Sahillerde yine yapılaşmaya izin verilmemesi, çocuklar sahilleri geri kazanmak istiyorlar. Her konu başında karşımıza çıkıyor. Binaların sahillerden en az 300 metre uzakta olması gerekir diyorlar. Kentsel dönüşümün hızlandırılması, binaların değil sadece yolların da depreme dayanıklı hale getirilmesi, belediyenin deprem toplanma alanları oluşturması, bu alanların amacı dışında kullanılmaması, sokak çeşmelerinin sayısının arttırılması ve çeşmelerden su içilebilmesini talep ediyorlar. Evet, dördüncü konu başlığımız toplumsal yaşamda ben sözü Erdoğan'a bırakayım. Biraz susayım. Şimdi Tamam, bu güzel. çalışmayı yaparken çocukların, insanların birbirleriyle ve toplumla ilişkisi konusunda çocuk, kadın, yaşlılar, engelliler gibi konularda çok fazla görüş ifade ettiklerini gördük. Bunları değerlendirdiğimizde toplumsal yaşam diye bir başlık attık bu konuya ve dördüncü sırada yer aldı. Yani önemli bir yer tuttu bu şeyde, çalışmanın içinde. Diğer slayda geçebilir miyiz Gürhan? Tabii. Şimdi burada baktığımız zaman şunu görüyoruz. En başta mülteciler ve ayrımcılığı içeren birlikte yaşama konusunun %40 gibi önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz bu şeyde, çocukların ifadeleri arasında. Onun yanında da çocuk hakları, kadın hakları ve engelliler, çocukların gerçekten bir önemli bir duyarlılık alanı. Burada şöyle bir şey dikkatimizi çekti. Sibel daha önce madalya verdiler demişti çocuklar İstanbul'la ilgili. Çocuklar çocuk hakları, kadın hakları ve engelliler konusunda hiç madalya vermediler İstanbul'a. Yani bu konularda çok eksik gördükleri anlaşılıyor İstanbul'u. Bu da Ve iyi. bir başka, evet anlaşılır bir şey değil mi?
Tabii. Bir başka önemli konu da bizim ilgimizi çekti. Çocuklar kadın haklarına çocuk haklarından daha fazla önem veriyorlar. Yani o konu üzerinde çocuk hakları kendilerini ilgilendiren sorunlardan daha çok durdular. Bu da ilginç bir şey olsa gerek. Şimdi ben de biraz böyle hani okuyarak çocukların bazı ifadelerini yansıtayım istiyorum. Mesela mülteci çocukların dışlanmaması ve kabul görmeleri için belediyenin bu konuda özel çalışmalar yapması, onlar için kamusal alanlarda farklı dillerde tabela ve uyarı panolarına yer verilmesi, belediyenin şiddet eğilimi olan kişilere psikolojik destek sağlaması, öfke kontrolü eğitimleri düzenlemesi, afiş ve filmlerde bu konuda aydınlatıcı çalışmalar yapması. Bir de mesela insanların daha mutlu olması, daha iyi olmaları, iyi hallerini geliştirmek için belediyenin halka açık moral verici, ücretsiz etkinlikler, konserler düzenlemesi. Yaşlılara karşı daha fazla duyarlı olunması, örneğin onların bir takım temel ihtiyaçlarının evlerinde ziyaret edilerek sürekli olarak takip edilmesi ve karşılanmasına dönük çok somut önerileri var. Başta sokak çocukları olmak üzere çocuklar şiddete maruz kaldıklarında arayabilecekleri sadece çocuklara açık bir danışma hattı kurulması gibi çok fazla, çok zengin talep ve önerileri var. Ardından aslında kültürel yaşam yani toplumsal yaşam kadar eşit ağırlıkta kültürel ve sosyal etkinlikler başlığı önümüze çıkıyor. Hemen hemen aynı oranda önümüze çıktı bu. Tabii ki gıda ve barınma gibi spor, sosyal yaşama katılım da oyun da çocuklar için temel bir ihtiyaç. Slide 2'ye geçebilir miyiz Güran? Tabii. Sorunlar bölümündeyiz şu anda. Evet, sorunlar bölümündeyiz. Yani burada da görüldüğü gibi ilk sırayı çocuk parkları ve oyun alanları alıyor. %57 oranında buna odaklandılar. Biraz da beklenen bir şey, doğal bir şey ve bir sorun alanı. Onun dışında sosyalleşme bir diğer önemli konu olarak öne çıktı. Çocuklar oyun parklarının nicelik ve nitelik olarak yetersizliğine ve bakımsızlığına vurgu yapıyorlar. Aslında hemen hemen tüm diğer alanlarda kültür, sanat, spor, sosyalleşme bir yetersizlik vurgusu var. Yani orada çocuklar evet hem erişim açısından bu tür olanaklara hem de nicelik olarak yetersiz buluyorlar. Bu çok öne çıkan bir saptama. Neler söylüyorlar kabaca? Parklara yürüyerek gidilebilmesini istiyorlar. Her mahalleye küçük küçük parklar kurulabilir diyorlar. Parklar salınacak ve kaydıraklardan ibaret olmasın, yaratıcılıklarını kullanabilecekleri hareketli üniteler içersin. Belediyeler parklarda etkinlikler, organizasyonlar yapsın. Gezici şey talep ediyorlar. Yani gezici park, mobil park talep ediyorlar. Belli sürelerde gelip belli bir yerde kalabilecek. Okul bahçelerinin hafta sonlarında kamuya açık hale getirilmesini ve mahallenin, o çevrenin orayı bir sosyalleşme alanı olarak kullanabilmesini, oyun oynamak ve sosyalleşmek için bir alan olarak kullanılmasını Otopark talep yapmak ediyorlar. yerine, değil mi? Evet, birçok Evet. okul böyle otopark yapıyor. İşte belediye her ay okullar için ücretsiz geziler düzenlesin ve benzeri bir dizi raporda çok kapsamlı bir şekilde yer alıyor bunlar. Talep ve önerileri var Hemen çocukların. rapora nereden ulaşabiliriz? Onu da verelim lütfen. Rapora hem bizim web sitemizden yani çocukistanbul.org web sitesinden hem de Kent Konseyi'nin web sitesi üzerinden ulaşabilirler. Her iki rapor da var orada. Yani Evet. hem çocuklarla konuşuyor hem İstanbul çocuklara Ben soruyor. şöyle Şöyle bir sorayım. göstersene İki Sibel öbürünü de. farklı rapor oluşmuş oldu. Biri İstanbul çocuklara soruyor, diğeri de İstanbul çocuklarla konuşuyor raporu. Her ikisi de webten ulaşılabilir. Evet. Evet, bir diğer konu tabii yine bekleneceği gibi ekonomi. Sen hemen eğitime atladın ama yani çok kısa bir iki şey söyleyeyim Doğru. ekonomiyle ilgili. Toplumda biz ne yaşıyorsak çocuklar da onu yaşıyor. Dolayısıyla %81 oranında pahalılık ve hemen ardından yoksulluk ve adaletsizliğe işaret ediyor çocuklar. Burada
Belediyenin geçim sıkıntısı olanlara özel konut projeleri geliştirmesi, konut yardımı yapılması, ucuz satış yapan market ve restoranlar açılması ki İBB başladı böyle şeyler yapmaya. Ve bu restoranlara da insanlara ihtiyaç duyanlar için yemek parası bırakma imkanı sağlanması. Su satın almak pahalı olduğu için bu çok önemli. Birkaç yerde bunu ifade ettiler. Belediyenin musluklardan su içilmesini sağlamasını istiyor çocuklar. Evet, ama Sokaklarda şöyle bir... sokaklarda çeşmelerden, evlerde musluklardan. Bu hakikaten çok önemli. Temel insan hakkına vurgu yapıyorlar. Evet. Evet, şimdi eğitime gelince çocuklar bu konuda çok fazla sorun ifade etti. Bu konuda kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabii ülkemizdeki merkezi eğitim sistemi nedeniyle çocukların söyledikleri pek çok şey eğitim sistemiyle ilgili aslında belediyenin çok fazla dokunamayacağı alanları kapsıyor. Buna benzer bir şey şöyle de önümüze çıkıyor. Bir konuda bir şey söylüyor çocuklar. Belediye yetkilileriyle toplanırken bunu fark ettik. Diyorlar ki bu şunu ilgilendiriyor, bu bunu ilgilendiriyor, bu şu departmanı ilgilendiriyor, bu burayı ilgilendiriyor. Çocuklar açısından bunun hiçbir şeyi yok. Kıymeti harbiyesi yok. Onlar bir bütün olarak bakıyorlar ve şey dediler. Koordine olun o zaman. Yani biz ne yapalım yani? O onu ilgilendiriyor, bu bunu ilgilendiriyor. Şimdi eğitim konusunda buraya biz sadece hani belediyeyi ilgilendirebilecek bir iki şeyi ifade etmeye çalıştık burada. Çocuklar mesela işte belediyenin temizlik malzemeleri, tuvalet kağıdı gibi konularda okulları desteklemesini, psikolojik destek vermesini, pahalı olan kitap, defter, kalem, çanta gibi şeyleri ücretsiz sağlaması, ücretsiz öğle yemeği sağlanması. O diyorlar ki okulda sadece derslere yönelik kurslar var. Halbuki bizim yeteneklerimizi, becerilerimizi geliştirebileceğimiz başka alanlarda kurslar da açılması lazım. Ve okullar evimize yakın olsun diyorlar çocuklar. Başka bir sürü şey de söylüyorlar. Burada o kadar ayrıntısına giremeyeceğiz. Sokak hayvanları tabii hem İstanbul'un bir simgesi, yani İstanbul deyince akla gelen bir şey, hem de çocukların en çok duyarlı oldukları konulardan bir tanesi. Burada bir bakım konusu, bir de hayvanlara karşı şiddet konusu. Çok fazla üzerinde durdukları iki tema. Burada çok önemli bir mesajları var aslında. Hayvanlar satın alınmamalı, sahiplenilmeli diyorlar. Bu çok önemli bir bence ifade. Onun dışında şehrin çeşitli yerlerine hayvanlara karşı duyarlılığı teşvik edecek panolar koyulsun. Bu panoların altına kulübeler yapılsın. Var olan barınakların sayısı arttırılsın ve şey diyorlar ya bu barınaklarda görevli insanlar da hayvansever olsun. Yani onlar da eğitimli ve hayvansever insan. Böyle sıradan insanları koymayın oralara diyorlar. Evet, Biraz böyle yani hızlıca koşarak anlattık. toparlamaya koşarak anlatmaya Koşarak çalıştım. anlattığımız bu dokuz büyük tema özetleyecek olursak aslında çocuklar burada gördüğümüz gibi yüksek ve çok sayıda binanın arasında kendilerini sıkışmış hissetmedikleri, yeşil alanı bol, daha az kalabalık, arabaların işgalinde olmayan, yürüyebildikleri, erişebildikleri ve keyif aldıkları parklarında oynayabildikleri, yaşıtlarıyla zaman geçirmek üzere kamusal alanlarında buluşarak ilgilerini, yeteneklerini geliştirebilecekleri ortam ve fırsatlar bulabildikleri, daha az gürültülü, kendilerini daha güvende hissettikleri, daha eşitlikçi, daha adil ve daha demokratik bir İstanbul demiş oldular. Bütün bu sözlerini en genel anlamda toparlayacak olursak. Evet. Buradan hareketle ben hemen her ikinize de sormak istiyorum Sibel. Şimdi siz bu çalışmayı yaptınız, raporladınız ve bu raporu nerelere ulaştırdınız ve nasıl tepkiler aldınız? Buna da kısaca değinebilir miyiz lütfen? Şimdi bizim tabii ki ilk raporumuz İstanbul Çocuklara Soruyor raporuydu. Yani tamamen çocukların ortaya koydukları sorunları ve algılarını içeren. Bu raporun ardından raporu tabii ki yerel yönetimin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün bölüm birimleri departmanlarına gönderdik.
Fakat onun yeterli olmadığını düşünerek o bölümlerle çocukları doğrudan bir araya getiren, yüz yüze olacakları yapılandırılmış ve bir dizi toplantı yaptık. Ve o toplantılarda çocuklar kendileri ifade ettiler ve kendi sorularını sordular. O cevapları, yorumları, değerlendirmeleri ilgililerden duydular ve bir anlamda aslında ilgili bölümlere ev ödevlerini aktarmış oldular. İlgili bölümler de o ev ödevlerini alarak işlerine dönmüş oldular. Şimdi biz buraya kadar olan kısmına hakimiz. O toplantılardaki yetişkinlerin de yani yöneticilerin de motivasyonu aslında bir anlamda şaşkınlığı, çocukların bu tür konulara nasıl hakim oldukları, nasıl bu tür makro konularda söyleyecek çok nitelikli sözlerinin olduğunu görmek onları şaşırttı ve aslında motive etti. Ve hemen orada daha toplantı sırasında somut bazı çözüm önerilerinin hayata geçirilebileceğine dair hani yorumlarda bulundular. Çocuklara söz vermemiş oldular ama hani yapılabileceğine dair ifadeleri oldu. Ondan sonra da yani bu çocuk stratejisinin oluşturulması için çalışmaya başlayacaklarını ifade ederek ayrılmış oldular toplantıdan. Daha sonrası yani bunun çocukların ne kadarının söylediklerinin çocuk stratejisi içinde yer aldığını belki daha ilerleyen dönemlerde görmüş olacağız. Belki bu seçim döneminin ardından olabilir. Tabii ki burada en önemli şey yani belediyeler, yerel yönetimler, hangi parti, hangi görüşten olursa olsun çocukların istedikleri, ihtiyaç duydukları, talep ettikleri şeyler aynı. Ve umuyoruz ki bu tür değişimlerde etkilenmez, bir devamlılığı olur, sürekliliği olur diye düşünüyoruz. Fakat her iki raporda yerel yönetim tarafından hani ele alınmış oldu ve daha da ciddiyetle ele alınacağını umut ediyoruz. Evet, şimdi hemen Tamam. videomuza geçelim. Bakım ustaları hazır mı? Müzik
Sen de söz Erdoğan. Tamam, galiba kısa da olsa kısa bir vakit var. Tabii, Sibel'e tabii, tabii. ek olarak şeyi söyleyebilirim. Biz bu raporun ya da çalışmanın bütün bu çıktılarını Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Maruf 2023'te geniş katılımcılara aktardık. Basınla tabii ki paylaştık. Yazılı ve sosyal medya üzerinden. Akademisyenlere, özellikle bu konuda çalıştığını düşündüğümüz akademisyenlere, ilgili üniversite fakültelerine, başta mimarlık fakülteleri olmak üzere ilettik, gönderdik. Bir şey daha yaptık. Şey dışında, yani tabii ki halka açık bütün bu şeyler, ama yaklaşık 140 tane çocuktan oluşan bir danışma kurulu oluştu bu çalışma sırasında. Bütün bu çocuklara ve ailelerine tek tek gönderdik bu şeyi, raporları. Tabii ki Kent Konseyi'nin de kendi bünyesindeki paydaşlarına gitti. Yani mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmaya Çalıştırdık. çalıştık. Burada en önemli adres, hepsi çok önemli, belediyeler, yerel yönetimler. Çünkü şimdi biraz sonra ifade edeceğim gibi onlar açısından daha özel bir anlamı var çalışmanın. Onlar için bir kılavuz niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. İstersen o konuda bir iki şey Tabii yani söyleyeyim. özellikle de tam seçim aşamasındayız. Başta da söylediğim gibi bir aydan az bir zaman kaldı. Ve aslında bütün yerel yöneticilerin programına girmesi gerekenleri ifade etmiş çocuklar. Ayrıca bir başka şey daha önemli. İstanbul Çocuklara Soruyor projesi bu çalışması. Ama Türkiye çapında da düzenlendiğinde çok farklı sonuçların çıkmayacağından çok eminim. Yani belediye başkan adaylarının ve belediye meclis üyeliğine aday olanların kulaklarına küpe olsun diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Kesinlikle, yani sana katılıyorum, katılıyoruz. Aslında bu yerel yönetimlerin nerede olursa olsun çocuklara dönük politika ve stratejilerini belirlemeleri için altın tepsi içinde onlara çok kapsamlı, doğrudan çocukların ağzından veriler sunan bir çalışma. Burada yöntem önemli, metot önemli, yaklaşım önemli. Çıktılar değişebilir. Kentten kente doğaldır. Değişmesi de beklenir. Şimdi şöyle bir şey düşünüyoruz. Şimdi yerel yönetimler kentin inşasına, çocukların aktif katılımlarına ne ölçüde hazır ve istekliler acaba? Bunu kendilerine bazı sorular sorarak test edebilirler. Kendilerine sorsunlar bu soruları. Nedir bu sorular? Karar alma süreçleri çocukların görüşlerinin dikkate alınmasına olanak veriyor mu bir kere? Yani belediyenin kendi içindeki mekanizmalar. İkincisi, çocukların görüşlerinin bu süreçlerde belli bir ağırlığı olabilir mi? Üçüncüsü, çocukların karar alma süreçlerine katılmalarına izin vermeye hazır mısınız? Yani siz böyle bir şeye hazır mısınız kendiniz? Dördüncüsü, güç ve yetkilerinizin bir kısmını çocuklarla paylaşmaya gerçekten razı mısınız, hazır mısınız? Yerel yönetimlerin kendilerine bu soruları sorması gerekir. Ve bu sorulara ancak evet yanıtını verebilirlerse gerçek anlamda adım atabilirler. Son bir mesaj olarak şunu söyleyebilirim. Biz şunu gördük bu çalışmada. Çocuklar hem bugün için hem de gelecek için güçlü bir umut duygusuna sahipler, umuda sahipler. Ama umut tek Çok başına önemli. yeterli bir şey değil. Evet. Umut güzeldir Ciddi ama bir itici güç. evet, ama bir bedeli var, bir sorumluluktur. Umut aynı zamanda eylemdir, harekete geçmektir. Dolayısıyla umudu eyleme dönüştürecek olanlar da konumuz açısından söylersek yetişkinlerdir. En Evet. başta da yerel yöneticilerdir. Ben biraz belki de böyle kapatabilirim kendi adıma Teşekkürler. Hemen da bizim Sibel'in adımıza. son cümlesini alayım çünkü zamanımızı açtık. Açtık mı? Mikrofonunu açar mısın lütfen Sibel? Evet.
Tabii ki söylediğiniz o altını çizdiğiniz şey bu bir model bütün yerel yönetimler için. O çok Evet. kıymetli bir şey. Bu modelin kullanılmasının çok somut çıktıları olduğunu görüyoruz. Ve en büyük dileğimiz de çocukların söylediklerinin bir monolog olarak kalmaması, bir diyaloğa dönüşmesi ve eyleme dönüşmesi hemen ardından. Aksi takdirde bu bir monolog düzeyinde kalır ve çok da bir şey ifade etmez bu durumda. Çok teşekkürler. Evet, Sibel Çetingöz, Erdoğan Kahyaoğlu, çok çok teşekkürler. Sağ olun. Hem çok güzel bir projeyi aktardınız, hem de görsellerle desteklediniz bu programı. Sağ olun. Size başarılar, kolay gelsin Biz diyoruz. teşekkür ediyoruz bu Biz teşekkür fırsat için. ederiz. Çok Çocukların sesine aracılık ettiğiniz için çok da sağ olun, teşekkürler. sağ olun. Evet, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.